Bu fondötene aşığım. Of, bayağı tatlı. Wow, hani prenses gibi hissetmeyi seviyorsanız bunu denemelisiniz. Diş macununu uçtan sıkabilen insanlar, o kadar sabrı olan insanlar size aşığım. Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayım. Daha önce en son ne zaman favoriler videosu çektim gerçekten hatırlamıyorum. Bayağı aylar olmuş olabilir. Ama bu sefer gerçekten içimden geldi ve bugün makyajımı yaparken özellikle evet ya sonunda bu gibi böyle hani kendi kendime konuşurken yakaladım kendimi ve sevdiğim şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Bu videoların devamı gelir mi bir sonraki ay bilmiyorum. Tamamen sizin tepkilerinize göre olacak ama ben şu an bayağı heyecanlıyım bunu çekerken. Sevdiğim şeyler hakkında konuşmaya bayılıyorum çünkü. Bu videoda hem kozmetik olacak, hem cilt bakımı, hem saç bakımı, hem kıyafet, her şey, hatta vücut spreyi bile. Yani bayağı şey var bu videoda ve umarım sizin işinize yarar. Yeni bir şeyi belki duyarsınız ya da denemek istediğiniz ama düşüncesini duyamadığınız bir şey hakkında yeni bir fikriniz olur. Saçmalıyorum. Bence direkt konuya geçelim. Direkt başlamalıyız. Arkadaşlar, öncelikle fondötenle başlamak istiyorum. Şimdi benim fondöten zevkimi öncelikle size anlatacağım. Benim fondöten zevkim eskiden tamamen şöyleydi. En kapatıcısı hangisiyse onu istiyorum. Ona ihtiyacım var. Çünkü suratımda çok fazla sivilce vardı ve hani onları gerçekten kapatmak istiyordum. Ve bunu fondötenle kapatmak evet yanlış bir şey ama tek çarenin fondöten olduğuna inanıyordum. Halbuki en doğru taktik ince bir fondöten sürüp oralara kapatıcı sürmek ama her neyse. Ve ben uzun dönemler boyunca MAC'in Studio Fix Fluid fondötenini kullandım. Ve onunla ilgili hiçbir sorunum yoktu. Onu gayet seviyordum. Ama rengi bana biraz uymuyordu. Bir de çok fazla mat oluşu aslında benim çok hoşuma gitmiyordu. Ama karşıma çıkan bütün aşırı kapatıcı fondötenler genelde mattı. Ve daha sonra Roma'ya gittiğimde orada Kat Von D'nin Lockit fondöteniyle tanıştım. Ve hatta onunla ilgili bir videom da vardı. Lockit fondöten gerçekten özel günler için harika bir fondöten. Kesinlikle mükemmel bir fondöten. Kapatıyor, bayağı kalıcı ve çok güzel bir fondöten. En kapatıcılı ve en mat sımsı fondötenler arasında kesinlikle en sevdiğim Kat Von D'nin Lockit fondöteni. Ama günlük hayat için inanılmaz inanılmaz ağır bir fondöten. Ve ben Roma'dan döndükten sonra Sephora'ya gitmiştim. İstiklal Caddesi'ndekiydi sanırım. Orada inanılmaz 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 tatlı bir çalışana bana Dior'un Forever sanırım. Yüz suratımda deneyip deneyemeyeceğimizi sormuştum. Çünkü onun internetten onu araştırmıştım ve ihtiyacım olan fondötenin o olduğunu, hayatımı o fondötenin kurtaracağını biliyordum. Çünkü hem güzel, sağlıklı duruyormuş, hem gözenekleri küçültüyormuş. Gözeneklerin görünümünü azaltıyormuş ve tam olarak istediğimin o olduğunu düşünüyordum. Ama bana yardımcı olan kişinin şöyle bir teklifi oldu. Suratının bir tarafına senin istediğini sürelim, diğer tarafına benim önerimi sürelim, ne dersin? Ben dedim ki süper fikir, kesinlikle öyle yapalım. Ve suratımın bir tarafına Dior Forever'ı sürdük ve diğer tarafına da NARS Sheer Glow'u sürdük. Ve arkadaşlar, NARS Sheer Glow şu anda suratımda gerçekten hayatımın fondöten oldu ve şimdi size gösteriyorum. O kadar kirliydi ki hani o kadar çok kullandım ki burayı silmek zorunda kaldım videodan önce. Ve yani tamamen bitmek üzere ve koşarak yenisini almak istiyorum. Çünkü o kadar çok istemiyordum ki bitmesini, başka fondötenler sürüyordum. Ama bugün tekrar bunu sürdüm. Ve dedim ki evet, hayatımın fondöteni bu. Duru tekrar almalısın. Çok güzel. Cildi inanılmaz sağlıklı ve ışıltılı gösteriyor. Benim cildim karma ve gayet memnunum. T bölgeme pudraladığım sürece hiçbir sorun yaşamıyorum. Cildi sağlıklı göstermesinin yanı sıra bence günlük kullanıma uygun. Çünkü hafif bir kat sürerseniz hafif fondöten etkisi alırsınız. Ama daha fazla sürerek ya da mesela ben şöyle düşünüyorum. Beauty Blender ile bunu kullandığımda çok fazla kapatıcı olmuyor açıkçası. Ama mesela elimle suratıma yaydığımda gerçekten çok fazla kapatıcı oluyor ve kapatıcılığını arttırabiliyorsunuz. Kesinlikle arttırabiliyorsunuz. O yüzden bu fondötene aşığım. Sorun mu bu bilmiyorum ama eskisi gibi böyle düz kapanmıyor. Ama bu galiba benim kapatış yanlışlığımla ilgili bir şey. Bilmiyorum, bu fondötene aşığım. Kısaca hayatımın fondöteni benim için. Yani Kasım ayı favorilerimde bunu anlatıyorum. Evet, ama büyük ihtimalle bir sonraki aylarda da favorim olacak yani. Kesinlikle buna eminim. NARS Sheer Glow, sana aşığım ve sen bunu biliyorsun. Tekrar kozmetiğe geri döneceğim ama şimdi biraz cilt bakımından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, bu Bioderin Calming Eye Contour Cream. Ben bunu sabah ve akşam göz altıma uyguluyorum ve en beni mutlu eden şey arkadaşlar, aplikatörü o kadar mükemmel ki buraya koyuyorsunuz. Ben bir kez sıkıyorum gözaltıma. Birazını alıp diğer gözüme böyle yayıyorum. Ve sabahları gerçekten benim teorime göre göz şişliğim
şişimi de indiriyor olabilir. Yani göz şişimi indirmiyorsa bile, yani kesinlikle o kadar hijyenik ki, bence her göz kreminin aplikatörü cidden bu şekilde olmalı ve aynı zamanda verdiği nemden de kesinlikle çok mutluyum. En memnun kaldığım göz kremi sanırım bu oldu. En memnun kaldığım göz kremini Lush sanıyordum. Guardami'ydi adı sanırım. Tamamen uyduruyor olabilirim. O bittiğinden beri bu kadar çok sevdiğim bir göz kremi daha hiç olmadı. O yüzden yaşasın Bioder ve yaşasın bu aplikatör. Aşırı şirinsin ve çok tatlısın ve seni kullanmayı çok seviyorum. Diğer kozmetik ürünü, ben bu aralar ciddi anlamda likit aydınlatıcılara kafayı takmış durumdayım. Ve bu Absolute New York'un, bunu bir videomda da kullanmıştım, uygularken de görmüştünüz, Spotlight isimli likit aydınlatıcısı. Ciddi anlamda çok tatlı, ya inanılmaz tatlı bir şekilde aydınlatıyor ve yani böyle of, bayağı tatlı. Bayağı tatlı. Burnumun üstüne, dudağımın üstüne, elmacık kemiğime, yani her yere bunu sürmeyi inanılmaz çok seviyorum. Özellikle Nars'ın Sheer Glow fondötenin üstünde bence çok sağlıklı bir cilt yaratıyor. Çok doğal duruyor, çok güzel duruyor. Çok şirin. Rengi çok şirin. Rengi hafif pembemsi demek istiyorum. Ya pembemsi zaten. Ama çok güzel. Bunu kesinlikle denemelisiniz suratınızda ve uygun fiyatlı da olduğu için çok harika. Şimdi bir oje ile karşınızdayım. Ben protez tırnağı kullanıyordum. Daha sonra protez tırnağı ara vermeye karar verdim. Ama protez tırnağı bir yaklaşık 3-4 ay boyunca, 4-5 de olabilir, kullandım. Ve hiçbir zaman protez tırnaklarımın rengine, ojenin rengine iltifat almamıştım. Ta ki üstüne bu ojeyi sürene kadar. Bir videomda bu ojeyi sürdüm ve anı videosu anlatıyordum. Sanırım anı videosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve o videomdaki yorumlarda, yani o kadar çok ojenin markasını yazar mısın, ojenin markasını yazar mısın vardı ki ben böyle wow, hani ilk kez kendim oje sürdüm. Protez tırnağım varken hiç iltifat edilmiyordu ve şimdi kendi sürdüğüm ojeyi herkes çok beğeniyor. O yüzden inanılmaz şaşırdım ve mutlu oldum. Ve bence de rengi kesinlikle harika. Tamamen böyle yansımalı bir renk. Aslında kamerada ne kadar doğru çıkabiliyor bilmiyorum ama böyle pembe aslında ama sarı yansımaları var. O videoda daha çok belli oluyordu ve yansımalı ojelere ben bayılıyorum. Tek renk değil, kesinlikle içinde birkaç renk barındıran ojeler. Ve bunun özelliği jel gibi görünmesi. Üstünde de zaten Gel Look Nail Color yazıyor. Bu Rival de Look markasının bir tane ojesi, sanırım Rossmann'larda satılıyor. Ben bunu, aynen ben de bunu sanırım Rossmann'dan almıştım ama yurt dışından almıştım. Burada var mı bilmiyorum ama bence bakmaya değer kesinlikle. Bu Gel Look serisinin bence bütün renklerine bakabilirsiniz. Bayağı başarılı. Ve aynı zamanda kalıcılığını da çok beğenmiştim. Gerçi kendi tırnağımın üstünde değildi. Protez tırnağın üstündeydi. Bir etkisi olur mu bilmiyorum ama onda bayağı kalıcıydı ve çok sevmiştim. Yeniden sürmek için çok sabırsızım. Aa, bu arada ismini söylemedim. İsmini söylemedim. Hep ismini sormuştunuz ve yine unutuyordum söylemeyi. İsmi 21 Indian Feeling. Arkadaşlar geçen sene çok fazla alışveriş videosu yapıyordum ve onları yapmayı çok özledim. Onları kesinlikle geri döneceğim. Ve her alışveriş videomda mutlaka bir Bath & Body Works ürünü oluyordu. O kadar çok Bath & Body Works alışverişi yapıyordum ki yani onlar böyle stok oluyordu. Bir gün birini, bir gün birini, bir gün birini, sürekli yeni şeyler deniyordum ve bu beni mutlu ediyordu. Ve şimdi o eski aldıklarımdan bir tanesine inanılmaz kafayı taktım ve resmen her gün parfüm yerine bunu sıkıyorum ve yani çevremde kim varsa bana parfümün ne diye iltifat ediyor. Halbuki parfüm değil, bu bir body mist. Bath & Body Works'ün Pink Cashmere isimli bu vücut spreyi son zamanlarda dediğim gibi her gün sıkıyorum ve şu an direkt yarısına geldim. Şu an hala mağazalarda vardır umarım, yoksa büyük sorunlar yaşayacağım. Çünkü çok seviyorum ve bitmesini istemiyorum. Yani inanılmaz prenses kokuyor. İnanılmaz prenses kokuyor. Eğer prenses gibi hissetmeyi seviyorsanız bunu denemelisiniz. Pink Cashmere Bath & Body Works efsane ve özellikle altına vücut nemlendiricisini sürüp üstüne bunu sıkarsanız inanılmaz daha fazla kalıcı olur koku ki ben sadece bunu sıkıyorum. Sadece bunu sıkmama rağmen mükemmel işe yarıyor. Arkadaşlar şimdi biraz saç bakımı hakkında konuşmak istiyorum. Benim saçlarım gördüğünüz gibi bayağı artık sarı da değil, artık beyaz. Kamerada da beyazlığı yansıyor mu emin değilim. Umarım yansıyordur. Ve benim gerçek saç rengim inanılmaz 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 koyu renk ve şu an beyaz bir saçla yaşıyorum ve saçlarım ciddi anlamda gelip yanıma dokunduğunuzda yumuşak. Bunu nasıl sağlıyorum? Şimdi birincisi kuaförde yapılan bir işlemden bahsedeceğim. İkincisi evde benim ne yaptığımdan bahsedeceğim. Kuaförde size keratin bakımını sonsuza kadar öneriyorum. Keratin bakımı benim saçımı en yumuşak yapan şey. Kuaförüm zaten Mustafa Ali Nişancı, bunu biliyorsunuz. Yeri Ortaköy'de ve hatta Mustafa Ali Nişancı'nın da kanalı var. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Keratin bakımını yaptırmanızı inanılmaz öneriyorum. Çünkü saçın ihtiyacı olan
şey, saçın daha yumuşak ve daha kalın diyeyim. Ya kırık uçları bile tedavi edebiliyor keratin bakımı. Gayet efsane bir şey her konuda, o yüzden ona aşığım. Ama evde ne yaptığıma gelirsek, evde özellikle bu ay sürekli duştan sonra mutlaka bunu sürmeye başladım. Bunu gratis'ten almıştım. Argan yağı. Ama bunun tek sorunu, bunu nasıl çözdünüz? Bunu çözebilen var mı? Yok burada pompası. Ve elime döküyorum, bazen çok fazla döküyorum ve bu hiç iyi sonuçlara yol açmıyor gerçekten. Bilmiyorum, buna bir kapak almalıyım. Çünkü çok 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 zor oluyor bunu böyle kullanmak, ama yine de kullanıyorum. Arkadaşlar, diğeri çok rastgele bir şey. Yani gerçekten çok rastgele bir şey. Ben seyahat ederken seyahat boyu diş macunu yanımda taşımak istiyorum. Çünkü yani gittiğim yerde olmayabilir ve bunu riske atmak istemiyorum. Ve bunu sadece seyahate gitmek için almıştım. Yani başka hiçbir sebebi yoktu gerçekten. Ve daha sonra Antalya'ya film çekimine gittiğimiz zaman bu diş macununu yanımda götürmüştüm. Ve arkadaşlar, döndüğümden beri yani bunu kullanmayı bırakamıyorum. Bu arada evet, maalesef diş macununu ortadan sıkıyorum. Diş macununu uçtan sıkabilen insanlar, o kadar sabrı olan insanlar, size aşığım. Umarım bir gün sizin gibi olabilirim. Marvis'in Aquatic Mint adlı diş macunu. Şimdi bunu neden sevdim? Tadı bence gerçekten çok güzel. Çok ilginç. Hiçbir diş macununda daha önce bu tadı ben yakalamadım ciddi anlamda. Yani yiyesim geliyor. Çünkü mint çok seviyorum ve gerçekten çok güzel bir mint bu. Ve aynı zamanda bende harika ferahlık hissi bırakıyor. Yani tam olarak dişlerimin temiz, böyle mükemmel olduğunu hissediyorum ve tadı gerçekten beni cezbeden şey ve bıraktı temizlik hissi. Yani Marvis'in Aquatic Mint. Ya bu küçük boyu cidden seyahat için almıştım ama seyahate çıkmayı bekleyemiyorum, dediğim gibi her gün kullanıyorum. Büyük ihtimalle büyük boyunu falan eve almalıyım ve bunu seyahat için yine saklamaya devam etmeliyim. Harika ötesi. Bir üründen aslında özür dilemek istiyorum. Çünkü sonradan bunu sevdiğimi fark ettim. Hatta bir videomda bu ürün hakkında diyorum ki dünyanın en saçma şeyi. Niye bu kadar seviyorlar anlamıyorum. Böyle şeyler söylüyorum yani bunu uygularken resmen. Ve çok 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 özür dilerim. Sevgili Mario Badescu'nun bu facial spray'i. Başta hiçbir işe yaramıyor gibi geliyordu kesinlikle. Ve hatta bitirmek için fırçalarımı ıslatmam gerektiğinde bununla ıslatıyordum. Ve inanılmaz pişmanım çünkü gerçekten çok güzelmiş. Mesela şu an makyajımı yenilemek istiyorum. Dediğim gibi dışarı çıkacağım ve yüzümün daha parlak olmasını istiyorum. Tek yapmam gereken mükemmel bir his ve gerçekten makyajımı da daha güzel gösteriyor. Uyumadan önce, yatağa gitmeden önce ciddi anlamda suratıma bunu sıkıyorum ve resmen daha huzurlu uyuyorum. Yani çok değişik etkileri oluştu üstümde. O yüzden çok özür dilerim seni önceden sevmediğim için, ama sen harikaymışsın. Bershka'dan aldığım bu ayakkabı resmen aşırı seviyorum. Ve ben Bershka'dan şu an 3 tane topuklu ayakkabı kullanıyorum. Ben Bershka'nın topuklu ayakkabılarına cidden bayılıyorum. Şu an tam olarak göremiyorsunuz ama cidden ayna efekti veriyor ve dünyadaki en tatlı ayakkabı. Bershka'dan topuklu giydiğimde şu ana kadar ayağımı hiç rahatsız etmedi. Ve dediğim gibi bu 3. Bershka topuklum oldu. Sizin bu ay en sevdiğiniz şeyler neler oldu? Yeni denediğiniz olabilir, yeni keşfettiğiniz olabilir ya da genel olarak favorilerinizi benimle paylaşın. Buraya kadar izlediyseniz eğer lila rengi yazın. Çünkü lila bu aralar benim en sevdiğim renk. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ve bunu biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.